arkadaşlar. Ben veteriner hekim Tayra Derbaz. Bugün sizinle biraz hayvan sevgisi, kedi ve köpeklerde bakım, beslenme, onların ilgi alanları, doğal yaşamları hakkında konuşacağız. Bugünkü ilk çocuğumuz Ginger. Dişi, 8 aylık, oyuncu, kediler. Köpeğine göre biraz daha özgür ruhlu hayvanlardır. Kendi istediklerini yapma konusunda çok dinlemezler. Yani kendileri nasıl isterse öyle davranırlar. Ginger 8 aylık ve tüm aşıları, iç ve dış parazitleri düzenli olarak veteriner hekime gelip düzenli yapılan bir hayvan. Siz de evde bir küçük kedi beslemek isterseniz aldığınız yavru kediyi 8 haftalıktan itibaren veteriner hekiminize götürüp düzenli olarak aşılarını, iç ve dış parazitlerini yapmanız gerekir. Bir hayvan sahiplenmeden önce en önemli bilmemiz gereken, bu kedi olur, köpek olur, birazdan bir köpek hastamız daha olacak. Onunla ilgili de konuşacağız, köpeklerle ilgili. Ama öncelikle bilmemiz gereken en önemli şey, onların bizimle 10-15 yıl yaşayacağını bilerek ve bir kedi ve köpeğin sorumluluğunu alarak sahiplenmektir. Bir kediyi sahiplendiğimiz zaman, dediğim gibi 8 haftalıktan itibaren tüm iç dış parazitleri, viral aşıları düzenli olarak yapıldığı takdirde herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmamaktayız. Tabii ki bu bahsettiğimiz viral aşılamalardan, parazit ilaçlarını yaptıktan sonra genel birbirine bakımları olur. Kediler genelde köpekler kadar genel bakımlarını, yani yıkamaktır, taramaktır vesaire kendileri karşılayabiliyor olsalar da, kediler çok yıkamayı sevmedikleri için rutin olarak onları taramak, onların tüy yapıları için, sağlıkları için çok önemli bir durumdur. Kediler yavruyken beslenme yönünden günde 3 defaya kadar beslenebilirler. Belli bir aylıktan sonra, genelde bu 5 aylıktan sonra günde 2 defaya düşebiliyoruz. Tabii ki düzenli, kediler çok banyo yapmayı sevmeseler bile taramak, tüylerinin dökmesine yardımcı olmak, özellikle de yaz aylarında ve şu an başlayan bu mevsimde, Ginger'da da şu an var. Mesela biraz gösterelim tüy taramamızı. Ginger çok sevmese bile bu durumu, şu an bizimle biraz oynamak isteyebilecektir diye düşünüyorum. Rutin olarak her gün 10 dakika sabah ve akşamları kedilerinizin tüylerini düzenli tarar iseniz rutin günlük dökmesi gereken tüyleri dökecektir. Tabii ki kediler için diğer bir önemli konumuz ise tuvalet eğitimi. Köpekler gibi rutin sabah akşam tuvalete çıkmaları gerekmiyor. Kediler eğer ev içinde yaşıyor iseler, kum kaplarını koyduğumuz zaman, kendileri gidip tuvaletlerini yapabiliyorlar. Bizden herhangi bir beklentileri olmuyor. Sadece bizim için önemli olan onların kum kaplarını temizlemek kalıyor. Dışarıda yaşayan kediler için bunun çok da bir önemi yok. Çünkü kendileri gidip dışarıda toprak bulup dışkılarını veya itirarlarını yapabiliyorlar. Beslenme olarak tabii ki hiçbir hayvan, köpeklerde de bahsedeceğiz, kedilerde de öyle. Besin olarak bizim gibi değiller. Onların özel beslenmeleri gereken gıdalar vardır. Onlar her şeyi yiyemezler. Yani mesela siz çikolata yiyorsunuz, dondurma yiyorsunuz. Kediler ve köpekler çikolata ve dondurma maalesef yiyemiyorlar. Onların kendilerine özel kuru mamaları vardır. Onları kuru mamalarla beslemek her zaman daha önemli. Onun dışında tabii ki eminim herkes dışarıdaki sokak kedilerine, hayvanlarına evden kalan yemek artıklarınızı falan veriyoruzdur. Evet, onların sağlıkları için çok yeterli olmasalar bile, yanlış demeyelim de yeterli olmasalar bile tabii ki bir sokaktaki sokak kedisini evde kalan bir yemek artığıyla beslemek de güzel bir şeydir. Bu bir hayvan sevgisinin, hayvanlara verilen değerin, onların da bir canlı olduğunu ve onların da beslenmesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Onun dışında kediler dediğim gibi çikolata, dondurma, kemik ve bence süt içmemeliler. Onlar için su ve kuru mama yeterli olacaktır.
yaşamlarını sürdürebilmeleri için rutin olarak sabah ve akşamları belirlediği takdirde su her zaman önemli olmak kaydıyla yeterli olacaktır. Onun dışında kedilerle ilgili anlatabileceğimiz veya söyleyebileceğimiz kedilerle tabii ki kedilerde özellikle de evde yaşayan kediler sizinle vakit geçirmek bolca isteyecektirler. Çok şımarık olurlar zaten ve sürekli oyuncaklarla sizinle oynamak isterler. Onlar için evde özel bir alan oluşturup tırnaklarını tırmalamaları için, oynamaları için bir alan yaratabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki her canlı gibi onların da tırnak bakımları olur, diş bakımları olur. Bunları rutin ve düzenli yapmak gerekir. Dediğim gibi eğer evde onlara güzel bir ortam hazırladığınız takdirde onlar zaten gerekli eğlenceye erişebilen hayvanlar. Kedi, köpek gibi aynı şekilde bir dost olabilir. Hem çocuklar için hem biz büyükler için. Kedileri ve hayvanları sevmek önemli. Evet, şimdi diğer bir çocuğumuz Rex'e geçebiliriz. Cincir de bayağı bir sıkıldı artık. Rutin kontrolünü olduktan sonra evine gidebilir. Evet, diğer bir çocuğumuz Rex. Rex 3,5 yaşında. Terrier, süs köpeği yani, erkek, evde yaşayan, çok akıllı, her söylediğini anlayan bir köpek. Tabii biraz önce kedilerden bahsettik. Kediler köpeklere göre çok farklı. Karakter olarak farklılar, tüy yapıları olarak farklılar, istekleri farklı, beslenmeleri farklı, her şeyleri farklı. Rex de aynı şekilde. Bebeklikten beri hastam. Hastam demeyelim çocuğum. Her gün her ay düzenli dış ve iç parazitlerine geliyor. Rutin aşıları yıllık, senelik aşılarının tekrarı yapılıyor. Tabii ki ilk etapta 1,5 aylıktayken bebeklik aşılarına başladık. Düzenli olarak aşılarına geldi. Aşılar bittikten sonra her yıl yine düzenli olarak aşılarına geliyor. Onun dışında her ay kliniğimizi ziyaret ediyor. Rex beni bayağı seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Beni korkmadan kliniğe gelen köpeklerden bir tanesi. Köpekler çok hassas hayvanlar. Bize çok kolay bağlanıp bizimle birlikte hayatlarını sürdürmek isteyen hayvanlar. Özellikle bir hayvanı sahiplenmeden önce düşünmemiz gereken, o hayvanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek miyiz? Onu sahiplendiğimiz zaman bizimle yaşayacağı, tabii ki ne kadar yaşayacağını bilemiyoruz ama en az 10-15 sene bizimle yaşayabilecek mi? Bunun sorumluluğunu alabiliyor muyuz? Bir çocuk gibi onun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek miyiz? Sonuç olarak biz yetişkinler veya siz çocuklar şu an bir ihtiyacınız olduğunuzda anne babanıza söylüyorsunuz. Ama onlar tamamen bir bebek gibi herhangi bir ihtiyaçları olduğu zaman veya herhangi bir yerde bir yerleri ağrıdığı zaman benim buram ağrıyor, ben acıktım, ben susadım, işte beni yıka, kirlendim diyemiyorlar. O yüzden onu anlamak, onun için gerekli olan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz gerek. Özellikle köpekler, kediler gibi 5 aya kadar günde 3 kereye kadar beslenebilir. 3 kereden sonra yine köpekler de kediler gibi aynı şekilde 1 yaşına kadar günde 2 kez, 1 yaşından sonra sağlık açısından günde 1 kez beslenmeleri yeterlidir. Köpekler de kediler gibi bizimle beslendiğimiz gıdalarla maalesef beslenemiyorlar. Yani gıdalarla beslenemiyor derken dondurma, tatlı, süt, kemik ki özellikle de biz büyükler köpeklere sürekli kemik veriyoruz. Maalesef ki köpekler kemik yememesi gerekiyor. Onları korumamayla beslenmeleri aslında en sağlıklısı. Onun dışında tabii ki köpeklerin kedilerden daha çok ihtiyaçları var. Özellikle biz onları aldığımız zaman onlarla oynamak, onları gezdirmek, rutin olarak sabah akşam tuvalet ihtiyaçları olacağı için
onları dışarıya çıkıp tuvaletlerini yaptırmak. Eğer ev içinde kalıyor ve dışarıya çıkarmıyorsa ve bir bezin üstüne, petin üstüne tuvaletlerini yapmaya alışmış iseler, onlara sürekli petlerini değişerek onlara temiz bir ortam sağlamak çok önemlidir. Özellikle köpekler gezmeyi çok sever. Bir hayvanı sahiplendiğimiz zaman en önemli şey onların gezme ihtiyaçları, sağlık ihtiyaçları, beslenme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktır. Köpeklerin de tabii ki biz insanlar gibi banyo ihtiyaçları vardır. Bu banyo ihtiyaçlarını karşılarken en önemli dikkat etmemiz gereken özellik bizim kendi kullandığımız şampuanlarla onları yıkamamaktır. Onların kendilerine özel şampuanları var. Özellikle ayda iki kez o şampuanlarla yıkamak en sağlıklısıdır. Bizim şampuanlarımızla yıkarsak ne olur diye düşünmüşsünüzdür şimdi. Bizim şampuanlarımızla yıkarsak deri problemleri, deri alerjileri, kaşıntıları artabilir. Sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Ve hiçbirimiz can dostumuzun, işte çocuğumuzun rahatsızlanmasını istemeyiz. O yüzden onları özellikle özel şampuanlarıyla yıkamak en önemlisi. Mesela Rex şu an mis gibi şampuan tutuyor. Kendi şampuanıyla yıkalıyor düzenli. Düzenli taranıyor. Özellikle de onları taramak çok önemli. Özellikle Rex gibi türlü köpekler taranmayı çok sever. Rex de onlardan biri. Düzenli olarak sabah akşam onların tüylerini tararsak hem rutin olarak gömülüp dökmesi gereken tüyleri hem de onlarla vakit geçirmiş oluruz. Onları mutlu etmiş oluruz. Onlarla ilgilendiğimiz zaman onlar bizim onu sevdiğimizi, bizlerin onları sevdiğini anlayıp mutlu olurlar. O yüzden rutin temizliklerini, bakımlarını yapmak çok önemlidir. Onun dışında tabii ki rutin kendilerine özel diş fırçaları, diş macunları olduğu gibi siz çocukların da eminim her gün sabah akşam dişlerinizi fırçalıyorsunuzdur. Köpekleri de her gün sabah akşam olmasa da rutin olarak diş fırçasıyla ve diş macunuyla, ama yine tekrar ediyorum, köpek diş fırçası ve diş macunuyla dişlerinin bakımlarını da yaparsak diş sağlıklarını da yapmış oluruz. Aslında ben anlatmak istediğim en önemli şey ise hayvanlarımızın rutin sağlık kontrollerini veteriner hekiminiz tarafından yapıldığı takdirde hayvanlardan insanlara geçebilecek herhangi bir hastalık bulunmamaktadır. Bu yüzden onları sevelim ve onları koruyalım. Evet,